Merhaba hanımlar. İğne ve örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet hanımlar bugün de şöyle çok güzel bir model başladım sizlere. Çeyizlik yeleklerinizde çok güzel duran harika bir model. Alt kısmına şu şekilde lastik uyguladım. Lastiği de göstereceğim. Yaka kısmı da uygun olsun diye alt kısmı uygun olsun diye şöyle tek taraflarına batarak bir lastik uyguladım şimdi beraber başlayalım 38 bedene uyumlu olur 2 4 6 7 tane model uyguladım ara model hariç 7 model 38 bedene uyumlu olur Eğer 38 beden başlayacaksanız bu şekilde Sizler de uygulayabilirsiniz daha geniş seviyorsanız bir tane bu modelden bir tane de şu ara modelden ekleyerek beden sayınıza ulaşabilirsiniz. Şu ön kısmını ben 9 tane trabzan koydum. Eğer siz geniş seviyorsanız burayı da daha geniş yapabilirsiniz. Şöyle kalın bir ipten alt kısmını lastiğini size şöyle kalın bir ipten göstermek istiyorum. Tığım 2 numara ince ipe geçtiğimiz zaman tığımızı değiştireceğiz. Bu biraz kalın olduğu için bu şekilde bir tığ kullanmak istedim. Şimdi ne kadar alt kısmını yapacaksanız ona göre zincir çekelim. Biz alt kısmını 8 yapmıştık. 8 tırabzan yapmıştık. Siz dilerseniz 9 10 da yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimizi şu şekilde çektik. Bir tane zincirimiz burada. Tığımız ilmeğimiz tığımızda. Bakın ilk şunu alalım. Video netlesin. Şu şekilde ilk zincirimiz burada tam zincirin boşluğundan şöyle bir gördüğünüz gibi ilmek çıkardım ilmeğimi kapattım ilmek çıkardım ilmeğimi kapattım ilmek çıkardım ilmeğimi kapattım bu şekilde 9 tane zincirin üzerine sık iğne şeklinde bu şekilde yapalım Bunun genişliği size kalmış. Dilerseniz daha geniş yapabilirsiniz. Sayalım kaç tane olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gördüğünüz gibi 9 tane oldu. 9 tane ayarlamıştık çünkü. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. Şimdi geriye dönerken aynı işlemi uygulayacağız ama sadece şu tek taraflarına batacağız. Normalde şu şekilde batıyorduk ya. Şimdi şuradaki tek taraflarına buralara batarak aynı işlemi uygulayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane de buraya batacağız. 9 Şu şekilde gördüğünüz gibi yine bir zincir çekeceğiz. Geriye döneceğiz. Yine buradaki zincirimiz boşta kalacak. Zincirin yanındaki bakın tek taraflarına batıyorum. Zincirin yanındaki bu çektiğimiz zincirimiz. Zincirin yanındaki şurada görmüş olduğunuz boşluğa batıyorum tek taraflarına. Yine 9 tane sık iğne yapıyorum. Elinizi çok sıkı tutmayın çok da boş bırakmayın bu şekilde Gördüğünüz gibi yine bir zincir çektim. Geriye döndüm. Sizden taraf hep boş kalacak hanımlar. Şu tek kanadı hep boş kalacak. Diğer tarafa, dış taraftakine batacağız. Bu şekilde yine 9 tane sık iğnemizi yapalım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde alt kısmının lastiğini yapabilirsiniz. Bakın ince ipten böyle elastikli duruyor, daha güzel duruyor. Kalın ipten de güzel duruyor. Ama biraz sert oluyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde alt kısmını istediğiniz boya gelene kadar yapabilirsiniz. Şimdi diğer model yapacağımız lastiğimizi alalım tığımızı değiştirdim ince ipimize göre tığım 1.40 milim şu şekilde de alize ince iplerden bakın nasıl güzel duruyor aynı şekilde yapıldı bir zincir çektim yine döndüm bakın tek taraflarına tek taraflarına batarak bu şekilde alt kısmının lastiğini ayarlamış oluyoruz bu şekilde yaptım sık iğne ile tek taraflarına batıyorum yine burada da ben 9 tane sık iğne uyguladım gördüğünüz gibi çok güzel bir lastik yapabilirsiniz bu şekilde kol uçlarında kullanabilirsiniz yaka kısımlarında kullanabilirsiniz alt kısımda lastik olarak da kullanabileceğiniz güzel bir model şimdi modelimize başlayalım 3 zincir çekelim çekmiş olduğumuz zincirin yanına bir tane trabzan yapalım yine yanına bir tane trabzan yapalım yine yanına bir tane trabzan bu bizim yaka trabzanımız olsun yaka kısmında dediğim gibi dilerseniz daha geniş dilerseniz daha az yapabilirsiniz şimdi bizim için model başlayacağımız için bu kadar yeterli bir iki üç tane zincir çektim tığımı doladım Şimdi burada bu alt kısmı geçerken bu şu görmüş olduğunuz çizgileri ayarlamak sizin elinizde. Buna siz dikkat edeceksiniz. 2 tane veya 3 tane atlayarak şöyle ayarlayacağız bunları. Bakın. Bir tane arka taraftan bir tane de ön taraftan atlayarak bir tane trabzan yaptım. 1-2-3 zincir çektim. Yine aynı boşluğa bir trabzan daha yaptım 1 2 3 zincir çektim 1 2 tane atladım Şuradaki boşluğa bir trabzan yaptım Şuradaki boşluğa batıp yanına bir trabzan daha yaptım Buradaki boşluğa bir trabzan daha yaparak üçlü bir trabzan elde ettim 1 2 3 zincir çektim yine bir tanesini atladım bakın bir tane atladım ikincinin yanına bir trabzan yaptım bir iki üç zincir çektim yine aynı boşluğa bir trabzan yaptım eller farklı olduğu için bu ayarlamayı dikkat edin şu ayarlamayı siz kendinize göre ayarlayın bu şekilde büzülmeden durması gerekiyor şöyle şu şekilde şöyle büzük olmasın ya da sıkı olmasın bunu siz kendiniz ayarlayın elinizde 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım yine iki tane atladım üçüncüye üçüncünün dibine bir trabzan yaptım boşluğuna ikinci trabzanın yine yanındaki boşluğa üçüncü trabzanımı yaptım bir iki üç zincir çektim yine gördüğünüz gibi iki tane boş bıraktım üçüncü ikincinin dibine üçüncünün yanına ikisinin arasındaki boşluğa yine üç zincir çekerek aynı boşluğa bir ve daha yaptım şu şekilde. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Zaten iki sıradan oluşan harika bir model. Sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde bu sıramızı bu şekilde bitirelim. 3 zincir aynı boşluğa 1 2 3 zincir 2 tane atladım 3 ile 2'nin arasına bir trabzan yaptım yanına bir trabzan daha yanına bir trabzan daha 1 2 3 zincir çektim bakın burada 3 tane atlarsak çok şey olacağı için 2 tane atladım Bunlara dikkat edin. Tam bir sayı veremiyorum bunda. Bu el ayarına göre değişir. Bakın şu şekilde düzgün durmalı. Onu kendi elinizle ayarlayın. 2 veya 3 elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre siz kendiniz ayarlayın. Şuraya bir tane battım. Bir trabzan yaptım. Yanına bir trabzan daha yaptım. Tepesine bir trabzan daha yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Şuraya bir V yaptım. 3 zincir çektim. Aynı boşluğa bir V daha yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bir tane şuradaki boşluğa bir tane. Buraya bir tane de zincirin tepe boşluğuna yine üçlü bir trabzan yaptım bu da bizim yan tarafın boşluğu şu şekilde gördüğünüz gibi ilk sıramızı bu şekilde tamamlamış oldum şimdi 3 zincir çektim geriye döndüm buradaki bir tane trabzanım zincir olarak kabul ediyoruz iki tane trabzanımı yaptım bir zincir çektim buradaki V'nin içine bir trabzan yanına bir trabzan daha dört tane trabzan yapalım bu şekilde dördüncü trabzanımı yaptım bir zincir çektim yine tığımı doladım aynı boşluğa bir dörtlü trabzan daha yapalım 2 3 ve 4 şu şekilde bir zincir çektim tığımı doladım buradaki Üçlü trabzanımın tepesinde batarak yine üçlü bir trabzan yapıyorum Bir zincir çektim yine bu V'nin içine 4 tane bir tarafa 4 tane bir taraf olmak üzere 8 tane trabzan yapalım Araya bir zincir 1 2 3 4 tane trabzan yaptım Bir zincirimi çektim yine tığımı doladım aynı boşluğa dörtlü bir trabzan daha yapıyorum 2 3 ve 4 yine bir zincir çektim tığımı doladım orta kısımdaki üçlü trabzanlarımı yapıyorum bakın şu şekilde Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlayalım. Aralarda bir zincir. 3 Orta noktasında 3 trabzan. V'lerin içine de 8 trabzan yapıyorum. Aralara bir zincir çekiyorum. 2 3 ve 4. Bir zincir çektim. Orta kısımdaki üçlü gruplarımı yapıyorum. 1 2 3 Yine bir zincir çektim. Buradaki V'nin içine dörtlü grubumu bir tarafa. Bir tane zincir çektim. Dörtlü grubumu da diğer tarafa. 8 tane trabzanımı bu şekilde yapıyorum. bir zincir çektim yine üçlü trabzanımı yapıyorum orta kısma bir zincir çektim yine dört tane trabzan yapıyorum 2 3 4 bir zincir çektim tığımı doladım 1 2 3 ve 4 bir zincir çektim yine orta kısımdaki üçlü grup mu yapıyorum 3 Üç trabzan üçlü trabzanımı bu şekilde yaptım yine bir zincir çektim tığımı doladım son 8'li trabzanımı da buradaki yuvanın içine yapıyorum 3 ve 4 bir zincir çektim 1 2 3 4 bakın yine dörtlü trabzanımı yaptım 4 tane bir tarafa 4 tane bir tarafa 8 trabzan yaptım ortaya da bir zincir çektim yine bir zincir çektim buradaki Trabzanlarımın tepe noktasına isterseniz alt sırada lastikte olduğu gibi tek taraflarına da batabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde tepe boşluğuna da batabilirsiniz. Evet, ikinci sıramızda bu şekilde tamamlamış olduk. Bir sıra daha yapalım. Zaten bundan sonra birbirini tekrar eden sıralar. 1 2 3 zincir çektim geriye döndüm. Buradaki ilk trabzan zinciri sayıyorum. Bir sonrakinden devam ediyorum. Yine tepe noktasına batarak trabzanlarımı yaka kısmından yapıyorum. Buranın genişliğini siz ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz daha geniş, dilerseniz de bu kadar yapabilirsiniz. Buraya 2, 4, 6 trabzan yaptık biz model olduğu için. 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım buradaki bir tane zincir çekmiştik boşluğuna bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim aynı boşluğa bir trabzan daha yaptım 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım yine orta kısımdaki üçlü trabzanımı yapıyorum. Şu şekilde. Yine alt sıradaki V'lerimizi buraya yapmış olduk. Bu şekilde. Bu işimizin arka tarafı. Ön tarafı ise burası. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine dörtlü bir trabzan yapmıştık. Buraya tam ortasına da bir tane zincir yapmıştık buraya yine V'lerimizi yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum aralarda yine orta kısımdaki üçlü gruplarımı trabzan gruplarımı yapıyorum 1 2 3 zincir çektim bu şekilde 3 zincir bir trabzan bu şekilde bu sıramızı devam edelim bitirelim 3 zincir bir trabzan 3 zincir yine aynı noktaya bir trabzan 3 zincir 3 trabzan 3 zincir bir trabzan 3 zincir, zincir aynı noktaya bir trabzan 3 zincir 3 trabzan burası modelimizin arka tarafı 3 zincir yine bir trabzan 3 zincir bir trabzan 3 zincir 3 trabzan Evet son trabzanımı da yaptım. Yine 3 zincir çektim. Geriye döndüm. Bakın işimizin muntazamlığına bakın. Bu alt kısmı çok düzgün ayarlamalısınız. Üst kısmı da bu şekilde düzgün dursun. Bu şekilde büzülme daralma olmadı. Gördüğünüz gibi çok düzgün durdu. Yine ikinci sıramızda devam edelim. Bir zincir çektim yine yanındaki iki tane trabzanımı yaptım bir zincir çektim yine buraya dört tane trabzan yapıyorum V'nin içine aynı noktaya batıyorum yine dörtlü trabzanlarımı yapıyorum bir zincir çektim yine aynı noktaya bir dörtlü trabzan daha yapıyorum Bakın bu şekilde. Bir zincir çektim. Orta kısımdaki üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Yine dört tane bir tarafa dört tane bir tarafa ortaya da bir zincir bu şekilde bu sıramızı da devam edip bitiriyorum bir zincir çektim 3 trabzan orta kısma 8 trabzan ortada bir zincir. V'lerin içine bu şekilde dolduruyorum. Evet bakın. Şu şekilde. Devam edelim. Yakaya kadar bu sıramızı da bitirelim. Bir zincir. 8 trabzan. Ortada bir zincir. Örgü örerken ellerinizi sıkı tutmayın hanımlar. Sonra benimki sizinki gibi olmadı diye bana sistem ediyorsunuz. Ellerinizi ayarını hiç bozmayın. Sıkı yapıyorsanız aynı şekilde devam edin. Gevşek örüyorsanız da aynı şekilde yeleğinize devam edin. Sayıları tutmuyor. Sizinki gibi olmuyor. Nerede yanlış yaptınız diye. Sonra bana sistem ediyorsunuz. Ben size olduğu gibi kamerayı durdurmadan gösteriyorum. Bakın hiçbir şekilde bakın öyle ördüm. Hiç durdurma yapmadım kameramı. Bir zincir çekiyorum. Bakın trabzanlarımı iki defa da çekiyorum. Dört tane bir tarafa bir zincir çektim. Dört tane de bir tarafa yapıyorum. bu şekilde V'lerin içini bu şekilde doldurdum bakın bir zincir çektim yine üçlü ortadaki trabzan gruplarımı yapıyorum bir zincir çektim yine bu şekilde 8 tane trabzanımı yapıyorum ortada bir zincir bir sonraki sıraları bunun üzerine yapacağımız için buradaki bir zinciri unutmayın bir zincir çektim yine yaka kısımdaki trabzanlarımı yapıyorum sondaki bakın bu şekilde Evet hanımlar gördüğünüz gibi ikinci modelimizi de ilk modelimizi kendim başlamıştım. ikinci modelimizi de sizlerle beraber başladık. Bu şekilde devam ettik. Ön kısmı burası. Arka kısmı da şurası şöyle. Eğer yaka kısmı yaka kesim ve kol kesim de istiyorsanız yorumlarda belirtin. E, isterseniz onu da çalışırız. Bu şekilde modelimizi bugünkü modelimizi de bu şekilde hazırlamış olduk. Çok güzel bir model. Benim de çok sevdiğim bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolay gelsin. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.